Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Passiv Präsens mit Modalverben müssen. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, Passiv Präsens denildiğinde ne anlamalıyız? Bunu daha önceden görmüştük. Pasif edilgenlik demekti, değil mi? Präsens de şimdiki zaman. Dolayısıyla şimdiki zamandaki edilgenlik. Edilgenlik güzel Türkçemizde ne anlama geliyor? Söz gelimi bir raporlama dilinde ya da bir yazı dilinde kullanılan bir formdu bu. Öyle değil mi? Yapıldı, edildi, imzalandı şeklinde ne yapıyorduk? Bunu edilgen olarak ifade ediyorduk, değil mi? Ve genellikle bunu yazılı olarak ifade ediyorduk. Öyle değil mi arkadaşlar? Bunu bu sefer Almanca'da da görüyoruz. Ancak mit modal veya yani modal fiilleri de işin içerisine kataraktan müssen ile bu konuya bir başlangıç yapmış olacağız arkadaşlar. Bir başlamış olacağız. Öncelikle ilk örneğimize bir bakalım dilerseniz arkadaşlar. Der Kursteilnehmer muss dieses Formular ausfüllen. Evet, öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Der Kursteilnehmer, kurs katılımcısı. Yani bu ne olabilir arkadaşlar? Öğrenci olabilir, sizler olabilirsiniz, değil mi? Almanca Kolay öğrencisi şeklinde de algılanabilir bu. Der Kursteilnehmer. Dieses Formular, das Formular, form demek arkadaşlar. Yani içerisinde doldurduğumuz, değil mi? Form kastediliyor. Dieses Formular, ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Adres gösteriyoruz bu formu. Ausfüllen, bu da neydi? Doldurmak demekti. Ayrılabilir fiildi hatırlayacak olursanız, değil mi? Tabi neydi arkadaşlar? Ayrılabilir fiillerde mastar halde bulunuyordu ve cümlenin sonuna gidiyordu. Şayet modal fiilimiz varsa, biz bunu ta başlangıçlarda, değil mi, görmüştük, modal fiillerde görmüştük. Şimdi bu yapıyı, bu cümleyi arkadaşlar edilgen hale getirdiğimizde ne yapacağız? Burada özneyi yok sayabilirim arkadaşlar. Bu durumda der Kursteilnehmer gittiğinde ne olacak? Form doldurulmalı. Ne diyeceğim? Dieses Formular ile cümlem başlayacak. Muss ausgefüllt werden. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar, Passiv Präsens'te ne yapıyorduk arkadaşlar? Partizip 2. Yani ben ne diyordum ona? Perfekt yapar gibi davranıyordum, değil mi? Ausfüllen geçmiş zamanda ne olacak? Habe ausgefüllt. Haben ausgefüllt, değil mi? Doldurdum dediğimde, değil mi? Werden yardımcı fiilini de işin içerisine katıyordum ki edilgen, yani pasif yapabileyim diye. Ausgefüllt werden. Ancak burada durum ne oldu? Müssen de dahil olduğundan muss ausgefüllt werden şekline büründü durum. Değil mi? Bu durumda dieses Formular muss ausgefüllt werden dediğimde bu formun doldurulması gerekiyor demiş oluyorum. Ancak ilk cümle neydi? Kurs katılımcısı ya da öğrenci formu doldurmalı diyorum. Ancak burada formun doldurulması gerekir anlamına gelen bu edilgenliği işin içerisine ne yapmış oluyorum? Katmış oluyorum. Bu işaretlemiş olduğum yapılara demek ki dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ausfüllen ne oldu? Ausgefüllt werden şekline büründü ve müssen de ne yapıyorum? Burada das, dieses Formular, değil mi? Buna göre çekimlemiş oluyorum ve muss ausgefüllt werden. Bu durumda dieses Formular muss ausgefüllt werden demiş oluyorum. İkinci örneğimize bakalım arkadaşlar. Wir müssen die Übung schriftlich machen. Evet, burada ne diyor arkadaşlar? Die Übung alıştırma demekti. Alıştırma, etüt. Schriftlich yazılı olarak anlamına geliyor. Schriftlich demek ki neymiş? Yazılı olarak anlamına geliyor. Bu durumda cümlemiz ne diyor arkadaşlar? Bizim bu alıştırmayı, değil mi? Bizim alıştırmayı yazılı yapmamız gerekiyor diyor cümle. Şimdi ben ne diyeceğim? Buradaki wir öznesini kaldıracağım. Yani biz öznesini kaldıracağım. Etüdün yazılı olması gerekiyor da diyebilirim, değil mi güzel Türkçemizde? Bu durumda die Übung muss schriftlich gemacht werden. Bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Machen gemacht şekline bürünmüş.
gemacht werden, yapılmalı anlamına geliyor değil mi edilgenlik olarak? Schriftlich gemacht werden, yazılı olarak yapılmalı. Müssen, burada da bir zorunluluk var değil mi? Dolayısıyla die Übung muss schriftlich gemacht werden, yani etüdün yazılı olarak yapılması gerekiyor. Öyle bir şartı var. Dediğimde die Übung muss schriftlich gemacht werden demiş oluyoruz. Üçüncü örneğimize bakalım arkadaşlar. Die Schulleiterin muss die Briefe noch unterschreiben. Die Schulleiterin, evet bu müdire, yani okul müdürü anlamına gelen değil mi? Bu bir kadın müdür. Die Schulleiterin. Die Briefe, mektuplar değil mi? Die Briefe denildiğinde aslında orada mektupları anlamı bürünüyor. Noch unter, daha değil mi? Noch unterschreiben, imzalamak. Dolayısıyla okul müdürünün mektupları daha imzalaması gerekiyor diyor cümlemiz. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Mektupların daha imzalanması gerekiyor. Ve burada ne yapıyorum? Özneden kurtarmış oluyorum. Çünkü edilgenlikte ne yapıyorum? Dilersem kullanabilirim, dilersem kullanmayabilirim değil mi? Ancak burada bu die Schulleiterin kaldırdığımızda ne yapacağız arkadaşlar? Die Briefe, demek ki bunu dikkate alıyorum ve müssen değil mi? Mektupların ne yapılması gerekiyor? Müssen noch unterschrieben werden. Hatırlayın arkadaşlar, unterschreiben perfektlikte ne oluyordu? E-i yer değiştiriyordu. Unterschrieben şekline bürünüyordu. Değil mi? Ve yardımcı fiilim ne yapacağım? Werden'i kullanacağım. Bu durumda die Briefe müssen noch unterschrieben werden dediğimde, değil mi arkadaşlar? Mektupların daha imzalanması gerekiyor demiş olacağım. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızın üstünden şöyle bir geçelim. Der Kursteilnehmer muss dieses Formular ausfüllen. Demek ki katılımcının bu formu doldurması gerekiyor. Bakın bildiğimiz değil mi? Normal bir cümle. Şimdi bunu edilgenliğe, yani pasif präsense taşıdığımda ne yapacağım? Dieses Formular muss ausgefüllt werden. Demek ki bu formun doldurulması gerekiyor. Dediğimde ne yapıyormuşum arkadaşlar? Müssen modal fiilini işin içerisine kattığımda ausfüllen neye büründü? Ausgefüllt werden yapısına büründü. Burada unutmamam gereken ne arkadaşlar? Werden yardımcı fiilini mutlaka birlikte kullanmam gerekiyor. Edilgen yapabilmem için. Bir sonraki örnekte wir müssen die Übung schriftlich machen. Bizim etüdü, alıştırmayı yazılı olarak yapmamız gerekiyor diyor cümle. Şimdi bunu edilgenliğe taşıdığımızda ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki wir, buradan kurtulacağız ve die Übung başa gelecek. Bu durumda die Übung muss schriftlich gemacht werden dediğimde die Übung, demek ki alıştırma, yazılı olarak yapılmalı dediğimde ne yapıyorum arkadaşlar değil mi? Bir raporlama dili gibi değil mi? Bir yönerge gibi karşımıza çıkmış oluyor bu. Dolayısıyla burada dikkat etmemiz gereken machen ne olmuş? Gemacht werden şekline bürünüyor ve ne yapıyorum? Müsseni de işin içerisine katıyorum. Üçüncü örnekte die Schulleiterin muss die Briefe noch unterschreiben. Müdürenin ya da okul müdürünün değil mi? Ne yapması gerekiyor? Mektupları değil mi? Die Briefe noch unterschreiben. Daha mektupları imzalaması gerekiyor okul müdürünün diyor. Şimdi okul müdürünü kaldırıyorum. Bu durumda mektupların daha imzalanması gerekiyor dediğimde die Briefe müssen noch unterschrieben werden dediğimde ne yapacağım arkadaşlar? Unterschreiben Partizip 2, yani perfekt yapar gibi davrandığımda ne oluyordu? Hatırlayın, unterschrieben oluyordu. Dolayısıyla unterschrieben werden şekline bürünecek ve neyi unutmayacağım arkadaşlar? Müsseni unutmayacağım. Çünkü burada bir zorunluluk var değil mi? Mektupların mutlaka ne olması gerekiyor? Daha imzalanması gerekiyor anlamı. Die Briefe müssen noch unterschrieben werden cümlesindeymiş. Dilerseniz sonraki örneklerimizle devam etmeden önce şöyle bir telaffuz çalışmasını yapalım. Ardından sonraki yeni cümlelerle devam edelim arkadaşlar.
Der Kursteilnehmer muss dieses Formular ausfüllen. Der Kursteilnehmer muss dieses Formular ausfüllen. Dieses Formular muss ausgefüllt werden. Dieses Formular muss ausgefüllt werden. Wir müssen die Übung schriftlich machen. Wir müssen die Übung schriftlich machen. Die Übung muss schriftlich gemacht werden. Die Übung muss schriftlich gemacht werden. Die Schulleiterin muss die Briefe noch unterschreiben. Die Schulleiterin muss die Briefe noch unterschreiben. Die Briefe müssen noch unterschrieben werden. Die Briefe müssen noch unterschrieben werden. Dördüncü örneğimize devam edelim arkadaşlar. Der Lehrer muss die Prüfungen heute Abend bewerten. Gayet anlaşılır bir cümle. Ne diyor? Öğretmenin bu akşam, heute Abend die Prüfungen, sınavları bewerten, değerlendirmesi gerekiyor değil mi? Öğretmenin demek ki bu akşam ne yapması gerekiyormuş arkadaşlar? Sınavları değerlendirmesi gerekiyor cümlesine baktığımızda. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bunu edilgenliğe, yani pasif präsense yorumladığımızda ve işin içerisine müssen'i kattığımızda ne yapıyoruz? Der Lehrer, bunu kaldırıyoruz. Bu durumda die Prüfungen müssen heute Abend bewertet werden. Demek ki bewerten Partizip 2 olarak karşımıza çıktığında, yani bir nevi perfekt yapar gibi davrandığımda bewertet diyorduk değil mi? Bewertet werden, demek ki werden yardımcı fiiliyle beraber kullanıyoruz ve işin içerisine müssen de dahil oluyor. Bu durumda die Prüfungen müssen heute Abend bewertet werden denildiğinde sınavların bu akşam değerlendirilmesi gerekiyor demiş oluyoruz. Beşinci örneğe baktığımızda der Kunde muss den Betrag rechtzeitig bezahlen. Der Kunde, müşteri, der Betrag, bu da tutar değil mi? Rechtzeitig, zamanında bezahlen, ödemeli değil mi? Yani müşterinin ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Tutarı zamanında ödemesi gerekiyor demiş oluyoruz. Şimdi der Kunde, bunu kaldırdığımızda edilgen yapacağız çünkü değil mi? Bu durumda ne olacak? Den Betrag, bakın buradaki akuzatiflik cümle başına taşındığında ne oluyordu pasiflikte? Hatırlayalım. Normalleşiyordu değil mi? Yani ne yapıyorduk? Akuzatiften kurtarıyorduk bunu. Bu durumda der Betrag ile başlanıyordu değil mi? Tutarın zamanında ödenmesi gerekiyor diyeceğiz edilgen olarak değil mi? Karşımıza çıktığında bu durumda der Betrag muss rechtzeitig bezahlt werden. Bezahlen demek ki bezahlt werden şekline bürünecek. Demek ki buradaki bezahlen arkadaşlar perfekt olarak ele alındığında bezahlt werden olması gerekiyormuş ve müssen ile anıldığında, tabi der Betrag burada tekil olarak ele alındığından dolayı muss değil mi olacak. Bu durumda der Betrag muss rechtzeitig bezahlt werden denildiğinde tutarın zamanında ödenmesi gerekiyor demiş oluyoruz. Son örneğimize baktığımızda ich muss die Miete jeden Monat überweisen. Die Miete, kira, jeden Monat, her ay, überweisen, göndermek, transfer etmek anlamında. Tabi überweisen para için kullanılıyor arkadaşlar çoğunlukla. Das Geld überweisen denildiğinde parayı transfer etmek, parayı göndermek anlamında bankacılıkta kullanılan ama halk arasında da kullanılan bir eylemdir bu. Dolayısıyla kirayı göndermem, kirayı transfer etmem gerekiyor her ay. Göndermem gerekiyor deriz ya güzel Türkçe'de. Bu durumda ich muss die Miete jeden Monat überweisen, gayet olağan akışında olan bir cümleyken değil mi? Buradaki ich kaldırılacak. Kiranın her ay ödenmesi, transfer edilmesi gerekiyor dediğimde ne diyeceğim arkadaşlar? Die Miete muss jeden Monat überwiesen werden. Bakın burada dikkat edin arkadaşlar. Az önce unterschreiben, unterschrieben şekline bürünüyordu değil mi? Burada da überweisen ne olacak? Überwiesen şekline
bürünmüş olacak değil mi? Bu durumda ne yapıyorum ben? Edilgen olarak die Miete muss jeden Monat überwiesen werden demiş olacağım. Evet, zaman zaman böyle konuşurken Almanca ve Türkçe böyle dil sürçebiliyor. Komik bir şekle bürünebiliyor suratım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Burası anlaşılmıştır diye düşünüyorum. İsterseniz şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Der Lehrer muss die Prüfungen heute Abend bewerten. Cümlesine baktığımızda gayet akışında normal bir cümle görüyoruz değil mi? Öğretmen bu akşam ne yapması gerekiyor? Sınavları değerlendirmesi gerekiyor diyor cümlemiz değil mi? Şimdi ne diyeceğiz arkadaşlar? Sınavların bu akşam değerlendirilmesi gerekiyor ya da kontrol edilmesi gerekiyor denildiğinde burada öğretmen değil mi, der Lehrer, bunu kaldırıyoruz. Çünkü sınavı kim yapıyor? Öğretmen yapıyor. Bu durumda die Prüfungen müssen heute Abend bewertet werden şeklinde alacak. Bakın burada pasif präsens olduğundan dolayı değil mi? Bu durumda ne yapıyorum demek ki? Die Prüfungen müssen, değil mi? Müsse'ne ne yapıyorum? Die Prüfungen'e göre ele almam gerekiyor. Heute Abend bewertet werden. Demek ki bewerten Partizip 2 olarak ne oluyordu? Bewertet oluyordu. Bewertet werden yapısında ne yapıyorum ben? Edilgen hale getirmiş oluyorum. Ve ne diyorum? Sınavların bu akşam değerlendirilmesi gerekiyor dediğimde demek ki Almanca karşılığı neymiş? Die Prüfungen müssen heute Abend bewertet werden. Sonraki örnekte der Kunde muss den Betrag rechtzeitig bezahlen. Der Betrag için tutar diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla rechtzeitig zamanında bezahlen ödemek. Der Kunde neymiş arkadaşlar? Bu da müşteri demek değil mi? Müşterinin zamanında tutarı ödemesi gerekiyor dediğimizde der Kunde muss den Betrag rechtzeitig bezahlen. Şimdi biz bunu edilgen hale getirdiğimizde değil mi? Ne diyeceğiz? Der Kunde, bunu kaldırıyoruz. Bu durumda den Betrag ne olacak arkadaşlar? Der Betrag olacak ki biz bunu daha önceden edilgenlikte görmüştük. Bu konuyu arkadaşlar kafanızda takılan şeyler olduğunda edilgenlikle alakalı mutlaka o ilgili ders videosunu izlemekte fayda var arkadaşlar. Onu da hatırlatmış olalım. Bu durumda der Betrag muss rechtzeitig bezahlt werden. Tutarın zamanında ödenmesi gerekir dediğimde değil mi arkadaşlar, ne yapmış oluyorum? Burada bir edilgenlik söz konusu oluyor. Bakın duyum olarak da değil mi, sözleşmelerde, mukavelelerde değil mi karşımıza çıkan bir yapıdır bu. Ki Almanca'da demek ki biz bunu edilgen olarak karşımıza çıkartmış oluyoruz. Yoksa diğer türlü işte müşteri falan demeye gerek kalmadan ne yapmış oluyoruz? Edilgen hale getirmiş oluyoruz cümleyi. Ve son cümleye baktığımızda, son örneğe baktığımızda ich muss die Miete jeden Monat überweisen, benim kirayı her ay göndermem gerekiyor. Transfer, yani para transferi yapmam gerekiyor manasına geliyor değil mi? Überweisen. Bu durumda burada ne yapacağım arkadaşlar? Buradaki eş kalkacak. Bu durumda die Miete, kiranın her ay ödenmesi gerekiyor. Transfer edilmesi gerekiyor dediğimde die Miete muss jeden Monat überwiesen werden. Demek ki überweisen, überwiesen werden formuna bürünecek ve mutlaka burada ne yapacağım arkadaşlar? Modal veya müsene dahil edeceğim. Bu durumda die Miete muss jeden Monat überwiesen werden demiş olacağım. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Der Lehrer muss die Prüfungen heute Abend bewerten. Der Lehrer muss die Prüfungen heute Abend bewerten. Die Prüfungen müssen heute Abend bewertet werden. Die Prüfungen müssen heute Abend bewertet werden. Der Kunde muss den Betrag rechtzeitig bezahlen. Der Kunde muss den Betrag rechtzeitig bezahlen. Der Betrag muss rechtzeitig bezahlt werden. Der Betrag muss rechtzeitig bezahlt werden. Ich muss die Miete jeden Monat überweisen. Ich muss die Miete jeden Monat überweisen. Die Miete muss jeden Monat überwiesen werden.
Die Miete muss jeden Monat überwiesen werden. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde pasif präsens mit müssen konusunu gördük. Bir sonraki dersimizde ise pasif präsens mit können konusunu görüyor olacağız. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.